Dağlık Karabağ'ın işgalinden kurtarılmasına stratejik öneme sahip olan Şuşa kenti Azerbaycan ordusu tarafından kurtarılmıştı. Bu bölgede Azerbaycan ve Türkiye kekleri iki ayrı yol yapımına başladı. Buna göre Azerbaycan'ın yol haritası yeniden şekillenecek. Peki bu yollar ne zaman tamamlanarak faaliyete geçecek? Azerbaycan askerlerinin Şuşa'yı işgalden kurtarırken dağlık arazilerden hareket ettiği güzergahta bulunan ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Zafer Yolu olarak isimlendirdiği yeni yolun inşaat çalışmaları sürüyor. Füzuli ilinin Ahmetli Beyli köyünde başlayan yeni yol Füzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek. Oradan da Şuşa'ya uzanacak. Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Karayolları Ajansı'nın koordinasyonunda Azerbaycan ve Türk şirketleri gerçekleştiriyor. Azeryol'dan yapılan açıklamaya göre 101,5 kilometrelik çift şeritli Zafer Yolu Eylül'e kadar hazır hale getirilecek. Bu arada Füzuli'den Şuşa'ya bir yol daha yapılır. Bu güzergahta köprü ve tüneller inşa edileceği için yolun uzunluğu 84,6 kilometre olacak. İlk 48 kilometresi 6, diğer kısmı ise 4 şeritli inşa edilen yolun 2022'de tamamlanması öngörülüyor. Azerbaycan tarih ve kültürün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu kırsal arazilerden hareket ederek Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı. Şuşa'ya giden karayolları şimdilik Azerbaycan'ın kontrolünde olmayan Hankendi'den geçtiği için kenti yeni yolların yapılmasına karar verilmişti. Öte yandan bugün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında tercihli ticaret anlaşmasının onaylanmasına yönelik karar resmi gazetede yayımlandı. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.